Doktor Stevens, deliliğin gerçeklikten uzaklaşmak değil, karmaşık bir dizi saplantıya kapılmak olduğuna inanırdı. ...1972 Stevens Sanatoryumu, ertesi sabah. Stevens Sanatoryumu. Günümüz, Green Park Kliniği, Tuakana, Texas. Babam saat 3'te beni alacak. Öğleye kadar gelmesi lazımdı. Saat 3 oldu. Mili? Hayır. Artık eve gidebilir miyim? Eve gitmek istiyorum. Evet, girin. Affedersin, böldüm Bill. Emily hepimizi ofisinde bekliyor. Tamam. Güzel. Buraya alıştın mı Bill? Alıştığımdan çok daha sessiz bir yer ama sorun yok. Bu toplantıyı yeni hastamızla ilgili konuşmak için istedim. Yeni hasta mı? Evet, epeydir onu buraya aldırmaya çalışıyorum. Dosyası nihayet tamamlandı. Yarın burada olacak. İşte dosyası burada. Büyükşehir doktoru olarak eminim daha sorunlu vakalarla ilgilenmeye alışıksındır. Ama bu haksızlık. Bunu tartışmamız gerekmez mi? Vakanın ne olduğunu bile bilmiyorsun. Boyut önemli değil, Lance. William. Evet. Bu vakayla yakından ilgilenmeni istiyorum. Tamamdır. Merak etme. Ben emrindeyim. İki yeni iş arkadaşımı da dahil edebilir miyim? Tabii ki. Nasıl yapacağına karışmıyorum. O
Ona neden ejderhaliydi dediğini merak ediyorum. Bu iyi günlerden biri. Geçen ay maaşımı %10 indirdi. Sonraki hafta ikramiye verdi. Ne yapacağı belli olmuyor. Sanırım en azından ona oda hazırlamamız gerek. Bunu ben mi yapıyorum? Hayır, Jennifer var ya, o yapar. Jennifer mı? Evet. Jennifer? Lütfen, lütfen. Roman. Teşekkür ederim. Roman, teşekkür ederim. Bir şey değil. Bir şey değil. Tamam. Evet. Bunun için üzgünüm. 4 numaralı odayı hazırlaman gerek. Yarın bir hasta gelecek. Yarın mı? Tamam. Transfer emri formu gerekiyor. Transfer emri formu mu? Transfer emri formu. Kayıtlarım için gerekiyor. Burası benim sayemde ayakta kalıyor. Sanırım bana transfer emri formu vermedi. Bir dakika. Bakayım. Bu mu? Bu neden mavi? Gözlerine uysun diye mi? Gözlerim yeşil. Tamam mı? Sana haber veririm. Eddie ile Büdü hemen işe koyulur. Hazır olunca söylerim, tamam mı? Teşekkür ederim. Ne görüyorsun? Anlaşılan Bay Withers lobotomi hastasıymış. Harika. Eğlenceli olacak. 1973'te klinikte 8 kişi öldürmüş. Lobotomi öncesi mi sonrası mı? Sonrası. Bak, bu çok daha ilginç. Merhaba millet. Lobotomi yapılmış bir katilmiş. Güzel. Ne şanslıymış ama. Amirimi etkilemek için tek hastam var ama iyileşemez çünkü beyni yok. Eskiden çok geçerli bir tedaviymiş ama. Evet, Frankenstein'san öyle. Lanet olsun, lanet olsun. Bu dosya felaket. Düzenlemene yardım edebiliriz. Hayır, teşekkür ederim. Ben hallederim. Tamam. Peki. Ne? Bize buraya neden geldiğini söylemedin. Evet. Büyük şehri neden bıraktın? Doğaya mı düşkünsün? Hayır. Bir dergide Texas'ın ıssız bir yerinde sıra dışı vakalarla ilgilenen harika bir klinik olduğunu okudum ve buradayım. Eski iş. Bacınla. Hemen anladınız. Başın dertte. Burasıyla ilgili bildiğim tek şey bela olduğudur. Şimdi terapistin mi oldun? Terapiste mi ihtiyacın var? Hayır, yok. Ama ilaç fikri cazip geliyor sanırım. Ciddi olursak sen gerçekten ilginç adammış. O yüzden yardım gerekirse haber ver. Veririm. Şu sıralar zorlu bir vaka işime yarardı. Neden? Beni incelemeyi bırakır mısın artık? Eski iş. Eski eş. Öyle devam edin. Tamam. Çarşaf, battaniye ve yorgan. Çarşaf, yorgan, battaniye. Hayır, bu şekilde daha çok ısınır. Öyle yapılmaması lazım. Yatakları senden daha iyi bilirim. Benim de sevgilim vardı. Sevgilim falan yoktu. Sana kızın çalıştığı restorandan uzak durmanı söyleyen bir şerif vardı. Ona sevgili değil, yasaklama emredilir. Seninki terk etti. Beni terk etmedi. Ekonomi eğitimi için uzağa gitmesi gerekti. Bunu zaten söylemiştim. Söyledin. Bence onunla tanışmam lazım. Öncelikle beni utandırırsın. İkinci olarak Yeni Zelanda'da yaşıyor. Yani onunla sadece gece 3'te konuşabiliyorum. Bundan zaten bahsetmiştim. İlişkiler hakkında öğrenmen gereken çok şey var. Neden köşede duruyor? Yatağını yapıyoruz. En azından camın önüne çekseydiniz. O saksı da bir bitki değil. Sana demiştim. Tamam, her neyse. Burası bittiğinde 4 numaralı odayı hazırlayın lütfen. 4 numara mı? Evet, öyle dedim. Yarın 4 numaraya hasta geliyor. Hazır edin. Tamam, hallederiz, öyle değil mi? Hallederiz. Sanırım benden hoşlanıyor. Bence o eşcinsel. Sahi mi? Neden? Çünkü ona 3 kez numaramı verdim ama beni hiç aramadı. 1 kez bile mi? Hayır. Sanırım öyle.
Girin. Merhaba Emily. Evden bir haber var mı? Hayır ama güney kanadındaki misafir odasında istediğin kadar kalabilirsin. Kliniğin otel odası ücreti ödeme şansı var mı? Otursana. New York'ta başına gelenleri biraz biliyorum. Öyle mi? İş arkadaşın Dr. Jaworski ile konuştum. Bana biraz senden bahsetti. Ne dedi peki? Aslında gizli bir şey söylemedi. Söylemedikleri çok daha önemli. Duymadığın şeylere göre hayatımdan haberdarsın yani. Öyle mi? Hayır hayır lütfen yanlış anlama. Bu görevde olmandan çok mutluyum ama New York'ta sana ne oldu da oradaki işi bırakıp ta buralara geldin merak etmeden duramıyorum. Eskiden evliydim. Hı-hı. Öldü. Trafik kazasında. Ben orada yoktum. Tartışmıştık. Ona bardak fırlattım. Kapıdan koşarak çıktı. Kimse ne olacağını bilemezdi. Hastane aradığında 8 bloğu son hızla koşmuştum. Taksi tutmayı düşünemedim bile. Oraya gittiğimde travma geçiriyordu. Ve beyin cerrahı saatlerce uzaktaydı. Orada öylece yatıyor. Kimse yardım etmiyordu. Birbirimize son sözlerimizde ikimiz de ciddi değildik. Gerçekten bundan bahsetmek istemiyorum. Çok üzgünüm. Ben de öyle. Şuradaki örümcek ağını al. Aldım. Merhaba. Merhaba. Sen Jennifer mısın? Evet. Evrak getirdin mi? Evet. Tamam. Kalemim var. Onu hissettin mi? Neyi? Ve artık sizindir. Harika, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba Sam. Doktor Stevens, deliliğin gerçeklikten uzaklaşmak değil, karmaşık bir dizi saplantıya kapılmak olduğuna inanırdı. Doktor Stevens, deliliğin gerçeklikten uzaklaşmak değil, karmaşık bir dizi saplantıya kapılmak olduğuna inanırdı.
1972 Stevens Sanatoryumu, ertesi sabah. Sam, beni duyuyor musun? Sam, her şey yolunda. Ben Doktor Matthews, Doktor White ve Doktor Mills. Buradayken seninle ben ilgileneceğim, tamam mı? Seni biraz yakından tanımak istiyorum. Biraz konuşalım istiyorum. Sam, bize kendinden bahseder misin? Sadece fikrini söyle. Kağıtlarımı seviyorum. Kağıtların mı? Hı. Resimlerinden bahsediyorsun. Değil mi? Çizimlerini gördüm. Çok iyiler. Michelangelo gibisin. Resim yapmayı seviyorum. Sanırım tekneleri de oldukça seviyorsun. Evet, tekneleri severim. Teknelerin nesini sevdiğini anlatır mısın? Doktor Matthews? Evet, sen? Doktor Stevens nerede? Sam, Doktor Stevens çok uzun zaman önce öldü. Öyle mi? Bayan Charlotte nerede? Sam, Bayan Charlotte kim? Yaşına göre çok iyi görünüyor. Çok ilginç. Hayatı boyunca itilip kakılmış. Bana kalırsa onu konuşturursan müthiş bir makale çıkar. Biri onu filme çekmeli. Beni kışkırtmayın. Dosyada ne diyor? Pek bir şey yok. Olanları okumakta bulmaca çözmek gibi. Bunlar nerede olmuş peki? Stevens Sanatoryumu diye bir yerde. Hiç duymuş muydun? Hayır ama önemi yok. Küçük kasabalarda böyle yerler hep açılıp kapanır. Küçük kasaba olduğunu nereden bildin? Öyle olmasa şimdiye çoktan duyardık. Lütfen, lütfen. Hey, teşekkür ederim. Buraya çıkmamalıydın. Lütfen, lütfen. Bir şey değil lütfen. Roman. Başına dikkat et. Tamam. Gidip biraz internete bakayım. İzleyebilirsiniz ama hoş manzara değildir. Gerek yok. Sen devam et. Sence Emily neden onu buraya getirdi? İlginç bir vaka. Hayır, Bill'den bahsediyorum. Lance, burada işler nasıldır bilirsin. Konuşur, büyük şehirden doktor getirir. Bağışçılar bu durumdan etkilenir, büyük çek yazar. Fazla düşünmek gereksiz. Bence iyi biri. Evet, doğru söylüyorsun. Yeni vaka. Sam Withers. 72 yaşında, lobotomi hastası. Arşive göre işlemden sonra Stevens Sanatoryumunda bütün diğer hastaları ve doktorları öldürmüş. Hastanın zeka yaşı 10. Doktor Barry Stevens'ın yaptığı işlemin sebep olduğu hasar için yapılan tedaviye hiç cevap vermemiş. Zavallı.
Pislik Stevens da saldırıda ölmüş. Stevens olayından sonra hasta eyalete nakledilmiş. Sonrasında bir vaka yok. Hasta pişmanlık gösteriyor. Ama ne yaptığını tam olarak anlamıyor. 40 yılda hiçbir ilerleme yok. Bir sürü tekne çizdim. Tekneleri seviyorum. Bu mavi tekne. Bu benim teknem. Bugün nasıl hissediyorsun Constance? Harika hissediyorum. Çok iyi. Sebebini paylaşmak ister misin? Sonunda burada ne işim olduğunu anladım. Neymiş peki? Dünyayı kurtarmam gerekiyor. Çok güzel. Evet. Benim için mi? Evet. Gerçekten çok beğendim. Evet. Para biriktirip markete gitmem. Sonra da o şeyler için tesisatçıyı aramam gerek. Randall. Evet. Öğle yemeğine ne dersin? Evet. Randall. Evet. Öğle yemeği istemez misin? Evet. Neymiş onlar? Sana söyleyemem. İkinci kişiliğimin parçası. Tamam. Bir saniye bekle. Jennifer, 20 miligrama çıkarır mısın lütfen? Tamam. Patates ister misin Claire? Patates sevmem. Peki ya havuç? Tamam. Havuç istemem. İlaçlarını almayı unutma. Tamam mı? İstediğin başka bir şey var evet, mı? Evet, bunları saat 3'te alacaksın. Lanet olası sigara. Maalesef artık ondan veremeyiz. Onlar sana zararlı. Lanet olsun. Canın cehennem. Hey! Sakin ol tamam mı? Ağzımızı bozmak yok bundan lanet sonra. Lanet sigara için sakin mi olayım? Öyle mi? Bak ne diyeceğim. Sen sorularımı cevapla, ben de sana bir sigara bulmaya çalışayım, tamam mı? Ben deli değilim. Tamam, tamam, ciddi söylemedim. Evet, tamam. Tamam. Ben bir kaçayım. Hayır. Hayır, öyle söyleme. Ben zır deliyim. Geri zekalıyım. Öyle söyleme Clive, lütfen. Söylemene öyle gerek söyleme. Yok. Lanet yüzünden okunuyor zaten. Lanet sigaramı istiyorum. Tamam. Sigara mı istiyorsun? Ha? Bunu istiyorsun öyle değil mi? Al sigara iç. Sok ağzını. Bir tane daha. Hadi al. Benden. Hadi iç şunları. Al bakalım. Bir sigara daha al. Sigarayı seviyor musun? Ha, seviyorsun değil mi? Al bakalım. Biraz daha sigara ister misin? İster misin? Aferin sana. İç. Hepsini iç. Sigara ister misin ha? Daha da ister misin lanet olası sigaralardan ha? Hayır. Hayır. Şimdi öğle yemeği ya da sigara alabilirsin. Hangisini istersin? Aferin sana. Harika.
İyi seçim Clive. Yemeğini ye. Merhaba Mark. Merhaba Jennifer. Milli için mi geldin? Evet öyle. Çok teşekkür ederim. Orada mı? Evet, odasında. Aa. Evet Milli, nasılsın? İyiyim. Güzel. Görüşün nasıl? Tıpkı Noel gibi. Titrek. Noel dansı. Biraz canın yanacak. Ne yapıyorsun? Ya, titrekliği alıyorum. Noel dansını alıyorum. Şimdi yukarı bakmanı Noel. İstiyorum. Tamam. Evet, sola bak. İyisin. Yardım et. Hayır. Köşeye çömelip kalmıştı. Ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Böyle bir şeyi hiç görmemiştim. Durmadan geliyorlar diyordu. Şimdilik onu burada tutabiliriz. Bizim odamız yok. Ne düşünüyorsun? Mesela biraz kan örneği alabiliriz. Biri ona bir şey vermiş. Biri ona bir şey vermiş olabilir. Burası küçük bir kasaba. Bu da ne demek? Küçük kasabalar sıkıcı kasabalardır. Aha, çok iyi. Burada çoğu kişinin uyuşturucu kullanmaktan yapacak daha iyi bir işi yok. Dance. Evet. Biraz üstüne mi alındın? Tamam. Sen New Yorklusun. Dediğine bak. O iyi bir doktor. İyi biri. Amatör değil. New Yorkluyum ve ben öyle değiller diyorum. Onu şimdilik burada tutacağız. Tabii sen markete gidip kasiyere muzla saldırmasını istemiyorsan. Bak ne diyeceğim. Ona 24 saat verelim. Bu seni mutlu eder mi? Harika. Senin için çalıştığımdan değil. Bence en iyisi bu lens. Sen benim doktorum değilsin Lucy. Burada ne yaptığımı bildiğimi düşünen birileri olmalı. Sam, nasılsın? Odandan çıkmaman lazımdı Sam. Doktor White'a bir şey diyecektim. Ne diyecektin Sam? Bana söylemek ister misin? Bir şeyden söz etmem gerek. Sam, bana söyleyebilirsin. Bana her şeyi söyleyebilirsin. Bunu biliyorsun. Hadi odana çıkalım ve anlat bana. Tamam mı? Hadi. Hemen dönerim. Sam ondan oldukça hoşlandı galiba. Onun saçı daha güzel tabii. Geldiğinden beri gizlice gidip Sam'le özel seanslar yapmasını hiç saymıyorum bile. Ejderha Lady'yi etkileyip zafer kazanma peşinde bence. Peki bunu nereden biliyorsun? Ben de öyle yapardım. Sam hakkında ne düşünüyorsun? Bilmiyorum, hasta. Evet biliyorum ama sence de o geldiğinden beri işler bir tuhaflaşmadı mı? Bilmiyorum, 4 numaralı odada. Onu da biliyorum. 4 numaralı oda tuhaftır. 4 numaralı oda çok tuhaftır. Sence birilerine söylesek mi? Burada işlerin tuhaf olduğunu mu? Bilmiyorum, belki. Kimsenin bizi dinleyeceğini sanmıyorum. Nereden biliyorsun? Bir keresinde ateş ateş diye bağırdın. Herkes çılgına döndü. Ama gayet mantıklı bir sebebim vardı, tamam mı? Çakmak lazımdı ve binayı boşaltmaları benim suçum değildi. Sence Jennifer'a söylesek mi? Bilmiyorum. Jennifer güzel ve... Jennifer ne? Jennifer güzel. Güzel dedim işte. Yani çok güzel.
Hangi kız güzel denilmesinden hoşlanmaz? Kız utangaç işte sersem. Billy, Bishop, Lens'i gördünüz mü? Yukarıda sanıyordum ama onu bulamıyorum. Lens'i gördünüz mü? Yukarıda sanıyordum ama onu bulamıyorum. Görmedim efendim, hayır. Ben de görmedim efendim, hayır. Tamam. Tamam. Görürseniz aradığımı söyleyin. Görürseniz aradığımı söyleyin. Teşekkürler beyler. Teşekkürler beyler. Carl. Carl. Lens sen misin? Teşekkürler beyler dedi. Saygı budur işte. Belki de daha sık böyle konuşmalıyız. Tuz alabilir miyim efendim? Alabilirsiniz efendim. Alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Jennifer. Bebeğimi ne yaptınız? Bebeğim. Bebeğim. Jennifer. Lens'i gördün mü? Hayır. Hayır. Muhtemelen eve gitmiştir. Steven Sanatoryumu aranıyor. Eşleşme bulunamadı. Samuel Withers. 1.345.995 sonuç bulundu. Alo. Araştırma nasıl gidiyor? Doktor Mies? Evet. Harika gidiyor. Yarın sizinle paylaşacak ilginç bir şeyler buldum. Ne dersiniz? Eğlenceliymiş. Evet, bakalım Lens ne diyecek. Sen sakın Lens'i kafana takma. O seni kendine istiyor. Dostça bir rekabetten hiç zarar gelmez. Sen ne yapıyorsun? Hayatın tadını çıkarıyorum. Gerçek dünyaya ara vermek istedik, öyle mi? Aslında şu anda barda güzel bir viski içiyorum. Bana katılmak ister miydin? Viski mi? Çok cazip gelse bile nazikçe reddediyorum. Hayır, yapma. Hayatını yaşamalısın. Ömür boyu kendini odalara kapatamazsın, öyle değil mi? Ayrıca bugün bana bakışını gördüm. Kaç tane viski içtin sen? Saymayı sevmem. Bütün eğlenceyi öldürür. Bak ne diyeceğim. Sana iyi eğlenceler diliyorum. Yarın görüşürüz. Parti bozan. İyi geceler. Doktor Barry Stevens, 60'lar. Aranıyor. Kimse var mı?
psikiyatrist Barry Stevens öyle bulundu. Çeşitli darbeler, internet bağlantısı kesildi. Günaydın. Merhaba. Dün gece ne olduğuna inanamazsın. Dur tahmin edeyim. Çinli, 17 yaşında. Kart kabul ediyor. Hayır. Gece yarısı civarında bir telefon geldi. Lucy'den. Lucy mi? Evet. Canımı çok sıktığımı ve onunla barda buluşup bir şeyler içmemi söyledi. Orada mıydın yani? Hayır, tabii ki değildim. Seni de mi aradı? Aradı. Gittin mi peki? Ben işimi kurtarmakla meşguldüm. O zaman Lucy'mizin alkol sorunu var. Ben de öyle düşünüyorum. Günaydın beyler. Ne? Biz dün gecenin olaylarını birbirimize anlatıyorduk. Gerçekten mi? Ne yaptınız? Hatırlamıyor musun? Neyi hatırlayacağım? Gece yarısı beni aramıştın. Öyle mi? Beni de. Bak, belli ki viskiden olmuş. Üstünde durmayacağız. Viskiden nefret ederim. Ejderha yuvasından çağrı var. Neyse, bunu sonra konuşuruz, tamam mı? Evet. İyi şanslar. Ne? İyi olduğuna emin misin? Evet, iyiyim. Bu bakışı iyi bilirim. Açıkçası dün geceyi hiç hatırlamıyorum. Dalga geçmediğinize emin misiniz? Bunu yapmayacağımı bilirsin Lucy. Bu canımı sıktı işte. Hayır, sıkılma. Herhalde strestendir. Ben stres yapmam. Bunu biliyorsun. Tamam. Bir sorun varsa çözmek için doğru yerde olduğun kesin. Yıldız hastan nasıl William? Çok istikrarlı. Resim yapıyor, uyum sağlıyor. Bir şey soracaktım. Stevens Sanatoryumu'nun geçmişini araştırmak istedim. Elimde fazla bir şey yok ama yerini bile bulamadım. Hepsi 40 yıl önceydi. Kim bilir? Gereken bütün bilgiler elinde var. Evet, bir sürü bilgi. Dosya 100 metre kalınlıkta. Ama boşluklar, eksik ayrıntılar var. Bu çok şaşırtıcı. O işi yapmak zorunda olmadığıma çok sevindim. Lens'in Sam'i etkiliyor olmasından da biraz endişe ediyorum doğrusu. Bu bir yarış değil. Odaklanman lazım. Bunu yapamıyorsan bırak sana yardım edeyim. İki hastanı alıp onları Lens ve Lucy'ye vereyim. İster misin? Hayır. Diğer hastalarıma dokunma. Sam'in eşsiz bir vaka olduğunu biliyorum ama başka işlerim de var. Millie ve Timothy kalabilir ama diğer ikisini alıp Lens ve Lucy'ye veriyorum, tamam mı? Hayır. Bu hiç mantıklı değil. Bu konuşma bitmiştir. Peki. Bir şey daha. Evet. Patronum benim. Ben Sam'e odaklan diyorsam Sam'e odaklanırsın, anladın mı? Westmore meselesi hala tepemizde. Bir de sana dadılık etmek zorunda kalmayayım. Anladım. Aferin sana. Burası özel bir banyo Roman. Lütfen. Teşekkür ederim. Kapa çeneni Roman. Banyomdan defol git. Jennifer'a söyleyeceğim. Yemin ederim çok sinir bozucusun. Defol git buradan. Defol git. Lütfen. Sam!
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Lütfen. Lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burası yapıyor. Sam denen adam. Neden bahsediyorsun? Bıraktığını sanıyordum. İyi misin? Roman'ı uzun zamandır tanıyoruz. Asla böyle bir şey yapmazdı. Ha, insanların bizi şaşırtabileceğini iyi öğrendik. Özellikle de hasarlı olanların. Böyle değil. Lucy, bana güvenmelisin. Böyle şeyler olur. İnsanların doğasını kabullenmen gerekiyor. Buna inanmayı reddediyorum. Hiçbir şeyi kabullenmemiz gerekmez Lens. Bill konuşuyor sanki. Ben konuşuyorum. Ve sen de böyle düşünürdün. Belki biraz yorgunum ha. Belki çocuk gibi davranıyorsun. Senin Bill'e olan bu düşmanlığın neden... Birdenbire buraya gelip her şeyi istediği gibi değiştirmeye çalışan yabancının biri o. Aptalın teki Lucy. Neden ona senden daha çok güveniyorum acaba? Beyler, tam olarak neden bahsediyorsunuz? Dalga geçmiyorum. Bu her neyse bana anlatmanız gerekiyor. Bishop? Böyle küçük kasabalarda söylentiler olur. Bir akıl hastanesinde tırlatıp herkesi öldüren bir adamdan bahsedildiğini duymuştum. Evet. Yani o Sam'di demiyorum ama öyleyse bu burada olup bitenleri açıklar. Bu hayalet hikayesi değil, tamam mı? Gerçeklerden bahsedelim. Sam'inkine benzer bir hikaye duymuşsun ve bu burada olanları açıklayamaz. Çünkü o deliği akıl hastanesine kapatmışlar ve o da... Susar mısın o lütfen? O zaman ona anlatsana. Sessiz ol. Çabuk ol, adam bekliyor işte burada. Sus. Tamam. Bir sürü insan öldürdüğü bu hastaneye gelirse bu bir şeyleri canlandırıp karıştırmaz mı acaba? Dur. Yani Sam daha önce Green Park'ta mı kaldı? Belki. Tamam, ne demek istiyorsun? O zaman adı Green Park değildi. Adı Stanley'sdi. Hayır, Sullivan'sdı. Hayır, bence Stanley'sdi. Buydu. Çok eminim. Stevens evet. Mı? İşte evet, bu. İşte bu. Yani burası bir zamanlar Stevens Sanatoryumu muydu? Evet. Bilmiyor muydun? İzninizle. Buraya bu şekilde nasıl burası girersin? Burası Sam'in o insanları öldürdüğü Steven Sanatoryumu mu? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Vakalarında her türlü bilgiyi vermen gerekirdi. Tam bilgi. Onu aynı binaya getirmek bir yana. Bu olaylar 4 numaralı odada oldu, değil mi? Bak, doktorlarımızın etrafta hayalet hikayesi anlatmasına hiç ihtiyacımız yok. Mesele bu değil. Sen iyi misin? Hayır, iyi değilim. Sen burada ne olduğunu biliyor musun? Evet, burası bir akıl hastanesi. Hadi şimdi işine dön lütfen. Bodrum'da ne var? Bodrum mu? Depo, neden? Ne tür bir depo? Gerekmeyen şeylerin olduğu bir depo.
Sam, sana bir şey sormak istiyorum. Ne sormak istiyorsun? Acaba yıllar önce olanları hatırlıyor musun? Doktor Stevens'la. Hatırlıyor musun? Geliyorlardı. Kim geliyordu? Çavuş geliyorlar dedi. Ama hep geldiklerini söylerdi. Çavuş kim? Çavuş mu? Doktor Stevens o hasta dedi. Sam, sence sen hasta mısın? Doktor Stevens hasta değilsin dedi. Sam. Her şey burada mı oldu? Kilitli. Gördün mü? Açılmıyor demiştim. Anahtarını al. Anahtarım kırıldı. Anahtarın neden kırıldı? Bilmiyorum. Git Jennifer'dan başka bir tane al. Hadi ver bana. Acele et hadi. Hadi acele et. Baksana Jennifer, acaba... İyi misin sen? Merhaba Clive. Nasılsın? İyiyim. Sorduğun için teşekkür ederim. Senin için endişelendim. O hastayla olanlardan sonra iyi olduğuna emin misin? Evet, iyiyim. Dert etme, bunu halledeceğiz. Endişelenmene gerek yok. Sadece endişelendim. Teşekkür ederim. Birinin benim için endişelenmesi güzel. Aslında endişelendim, gelecektim ama... Ama biraz utandım. Neden utandın ki? Çok güzelsin. Öyle miyim? Tabii ki öylesin. Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Beni seviyor musun? Beni sevdiğini söyle. Beni seviyor musun? Seni seviyorum. Lucy. Bir dakika. Lucy, yardımın gerek. Çok önemli. Tanrım, aman Tanrım. Kimseye söyleme. Lanet olsun. Doktor Matthews, bir sorunumuz var. Evet, biliyorum. Kapı açılmıyor. Hayır, Bishop'u bulamıyorum. Bulamıyorsun da ne demek? Arka kapı da açılmıyor. Anahtarlarımızı denedik ama açmadı. Ben de Bishop'u başka anahtar almaya yolladım ama şimdi onu bulamıyorum. Onu nereye yolladın? Jennifer'ı bulmaya. Tamam. Kliniğin diğer tarafına bak. Ben Emily ile konuşurum. Tamam. Emily. Onu geri getirmemeliydim. Yapmamalıydım. Onu geri getirmemeliydim. Neden bahsediyorsun? Belki işler düzelir ve ona yardım edebilirim sandım. Senden mi bahsediyorsun? Söyle.
Sen bir kahraman. Sam bir kahraman değil Emily. O hasta. Çok insan öldürdü. Sam Doktor Stevens için çok özeldi. Doktor Stevens'ın hastalarıyla değişik bir ilişkisi vardı. Onları pes edene kadar zorlamayı çok severdi. Adına saplantı terapisi derdi. Sam'in saplantısı yoktu. O sadece... Doktor Stevens'ı Sam mi öldürdü? Hayır, yapmadı. Ne demek istiyorsun? Nereden biliyorsun? Çünkü ben yaptım. Bishop! Jennifer? Bebeğimi uyandırma. Bebeğin... çok güzelmiş. Öyle değil mi? sanki biraz... acıkmış gibi. Acıkmış. Evet, acıkmışa benziyor. Belki de ona biberon hazırlamalıyız. Aptal olma. Hayır. Bence bezinin değişmesi gerekiyor. Bunu yapsan çok iyi olacak. Gerçekten mi? Evet. Ben tutayım. Sen de git bezi getir. Bebeğime nazik davran, olur mu? Tamam. Tamam bebek. Evet, sorun yok. Bebek bende, tamam. Sorun yok. Güzel bebek. Doktor Stevens'ı sen mi öldürdün? O zamanlar burada hemşireydi. Bilmiyordum. Ama Doktor Stevens başka bir hastayı ciddi yaralamıştı. Sen bana söylemeye çalıştın. Beni uyarmaya çalıştı. Tehlikedesin dedi ama ben anlamadım. Kayıtlarda senden hiç bahsetmiyor Emily. Çünkü diğer hastalar dışında kimse orada olduğumu bilmiyordu. Doktor Stevens'ı nasıl öldürdün? Çok karanlıktı. Ben koşuyordum. Kurtulmaya çalışıyordum. Bir cesede takıldım ve... O an bir hasta beni öldürmeye çalışıyor sandım. En yakında bulduğum şeyi aldım. Sam'in oyuncak teknesi. Ve onunla vura vura... onu öldürdüm. Doktor Stevens olduğunu bilmiyordum. Beni Sam kurtardı. Ve oradan çıkardı. Neden kimseye söylemedin? Ben şoktaydım. Şimdi Sam döndü. Ve her şey yine oluyor. Ama bu sefer... benim suçum. Lütfen. Lütfen Sam'e, ona Bayan Charlotte üzgün olduğunu söyledi de. Bayan Charlotte mu? Çok güzelsin. İyi şanslar William. Emily. Ben bittim. Emily. Her şeyi düzeltirim sanmıştım. Bebeğim! Emily, hayır! Bu da ne içindi? Yolda anlatırız. Yürü hadi. Ne? Hayır, dur. Gerçekten... Ah.
Yardımınız gerek. Emily bunu benden saklamış. Steven Sanatoryumu'nun orijinal cinayetleri 1972 yılı. Şimdi nasıl bilmiyorum ama hepimize bir şeyler oluyor ve anahtarı bu dosyadaki insanlar. Sadece bir şey değil, kim olduğumu bilmiyordum. Bilmiyordu. Olaylar bittiğinde sadece sen ve Emily hayatta kalmış. Doktor Stevens dahil kalan herkes ölmüş. Bunun şimdi bize bir faydası yok. Neden bir cam kırıp buradan defolup gitmiyoruz? Hayır hayır hayır, onu denedim bile. Camlar beton gibi. Burada başka sıkıştık. Bir sürü hastamız var. Bize olanlar onlara da oluyorsa 1972 tekrarlanıyor demektir. Tamam, ne yapacağız? Önlem alacağız. Kuzey kanadında kan banyosu istemeyiz. Hastaların yarısı odalarında bile değil, her yerde olabilirler. Düşün, düşün, düşün. Her şey sen dönünce başladı. Onun varlığı buna sebep oluyor. O zaman seni öldürün. Dur 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 dur. Kimse kimseyi öldürmeyecek. Bunun için biraz geç çünkü Emily öldü. Sophie de öyle. Bence bile yapamayız. Bu bile yapamayız. Bize öldürecek. Yapamayız. Bize biraz işler kötüleşmeden neler olduğunu çözmek için zaman lazım. Bir fikrim var. Tamam. Bu Sam hariç 13 hastamız var. Elimizde 12 tane şişe var. Hepimiz ikişer tane alıyoruz. Başka yok. Kasa enjekte edin. Onları uyuşturursak zaman kazanırız. Ya içimizden biri tırlatırsa? O zaman onun da icabına bakarız. Evet. Önce konuşarak sakinleştirmeyi deneriz. Evet. Hey durun durun durun. Yani dağılacak mıyız? En iyi seçenek bu. Bu çok aptalca. Bir arada kalmalıyız. Hayır, aptalca değil. Altımızın birden koridorda yan yana yürüyüp tek kapıdan geçmesini mi istiyorsun? Evet. Çift olursak iyi. Şırıngayı hastada kullanıp devam edin lütfen. Umarım işe yarar. Kesinlikle yarayacak. Hasta iyi görünüyorsa eğer kapıyı kilitleyip devam edin. Bunu önlem alın, tamam mı? Tamam, hadi gidelim. Tamam. Evet, ama peki. Ne yapacağız? Ben kapıyı açıp onu içerleteceğim. Sen de girip iğne yapacaksın. Neden kapıyı kilitleyip buradan gitmiyoruz? Birine zarar verebilir. Benim gördüğümü sen de görmedin mi? Sana yardıma geldik. Sana o kabusları geçirecek bir ilaç vereceğim, tamam mı? Clive, her şey düzelecek. Clive, bırak onu. Clive, bırak onu. İyi misin? Hadi gidelim.
iyi. Evet, ama ne kadar sürer bilemeyiz. Millie? Millie, biz Doktor Mills ve Doktor White. Nasılsın? İyiyim. Güzel. Sana uyumana yardım edecek bir şey vereceğiz, tamam mı? Tamam. Tamam. Sakin ol. Şimdi biraz dinlenin Bayan Kelly. Size hiçbir şey olmayacak. Söz veriyorum. Sadece biraz uyuyun, tamam mı? Yüksek dağlardan geniş vadilere avlanmaya gidemeyiz. Küçük adamlardan korktuk diye. Millie? Bishop, iyi misiniz? Biz çok iyiyiz. Peki siz iyi misiniz? Hey! Lucy nerede? Delirmeye başladı, onu uyuşturmam gerekti. Olamaz, nerede? Hayır, o iyi, odada kilitli. Peki ya diğer hastalar? Her yerde olabilirler, yasak bölgelerde bile. Ben gidip Sam'e bakacağım. Benimle gel. Tamam. Depoya bakın. Depodan nefret ediyorum. Buradan nefret ediyorum. Ben de nefret ediyorum. Kahve. 20'li kibrit kutusu. WhatsApp'ın yeni çekimi. Ne yapıyorsun? Mutlu bölgeme çekiliyorum. İşe yarıyor mu? Bazen. İç çamaşırı katalogları, indibutu, çincilalar, keçiler ve doğa, sinema, filmler, müzik, pasta, sakız. Sakız demiştin zaten. Lanet olsun. Neydi o? Lanet olsun, neydi o? Billy. Bishop. Git buradan. Hayır, seni bırakmam. Bishop. Hayır. Lanet olsun. Çok iyi. Seni kurtaracağımı hiç düşünmezdim. Şimdi nereye gitsek? Burada başka kimse olduğunu sanmıyorum. Belki yukarı çıksak iyi olur. Korkmana gerek yok Harriet. Ben bir şey yapmadım. Sam, neler olduğunu biliyor musun? Ben bir şey bilmiyorum. Sam,
Bunu nasıl durduracağımı bilmem gerek, tamam mı? Senin peşinde değiller. Hepimizin peşindeler. Bana yardım etmelisin. Bir şey bilmiyorum. Sen lütfen dinle beni. Doktor Steven sana kötü diyor. Doktor Steven seninle ne zaman konuştu? Sam, bu çok anlamsız. Doktor Stevens. Nerede öldürüldü? Doktor Stevens Bodrum'da mı öldü? Sam, sana kızgın değilim. Ama burada kalmanı istiyorum. Tamam mı? Anladın mı? Hı hı. Yorgun görünüyorsun. Yorgunum. Bebeğim ne kadar güzel, öyle değil mi? Çok güzel. Sana olanlar için gerçekten çok üzgünüm, gerçekten. Herkese olanlar için. Ama seni güvenli bir yere götüreceğim. Tamam. Gelebilmene sevindim. Hiç ellerinle çalışmayı özlemedin mi Bill? Hı? Ben özledim. Bence ameliyatlarda şairane bir yön vardır. Öyle değil mi? Birinin hayatının senin ellerinde olması. Tıpkı bir enstrüman gibi. Bir de kendine doktor diyorsun. Ona yardım etmelisin. Canını yakmamalısın. Ben doktorum Bill. Ben doktorum. Söyle bunu neden yapıyorsun? Çünkü hastanemi geri istiyorum. Hastalarımı geri istiyorum. En önemlisi... Sam'i geri istiyorum. Hastaneni geri mi istiyorsun? Sam'i geri mi istiyorsun? Doktor Stevens. Doktor Stevens. Bu Sam gerçekten çok ilginç biri. Bunu tartışmamız gerekmiyor mu? Vakanın ne olduğunu bile bilmiyorsun. Bana her şeyi anlatabilirsin.
Bunu biliyorsun. Bunu yapma. Merak etme Bill. Yara uyuşturucu. Böylece izleyebileceksin. Bir şey mi görüyorsun Bill? Ne görüyorsun? Karını mı görüyorsun? Lütfen onu acı çektirme. Acısına son vermememi istedim bir. Lucy. Lucy. Bill acına bir son vermemi istedi. Bu hastaya nasıl bir yaklaşım? Tamam, bitti. Ölüm saati 02:38. Gördün mü? İşimiz insanları iyileştirmek değil Bill. Bizim işimiz her tür sonuca razı hale gelmektir. Doktor ve kasap arasındaki fark budur işte. Sen delisin. Delilik en doğal haldir. Kulağa kötü gelir çünkü bunu bizim hayal ettiğimizi yapan insanlar için kullanırız. Gerçek şu ki Bill, esas özgürlük deliliktir. Bu saplantı terapisi. Neden hastaları yaptıkları şeyler için kötü hissettirelim ki? Bu berbat bir şey. Onları kafese koymak gibi. Senin Sam'i koyduğun gibi mi? Hey! Lobotomi ile. Hey! Ben Sam'i kafese koymadım. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Ben ne dediğimi biliyorum. Kapa çeneni ve Sam'den bahsetmeyi kes. Özelliğine... Tamam mı? Sam'i saplantı falan yapmadım. Kapa çeneni, hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Suçlu biri mi? Suçlu değil. Deneylerinin sonucu mu? Deneylerinde evet, hiçbir şey yapmadı. Pedofil falan Hayır. mı? Hayır. O bir doktordu, tamam mı? Doktordu. Ve benim arkadaşımdı. En iyi arkadaşımdı. Ona biraz tatil yap dedim. Tatil yap. Al işte teknem. Teknemi al. İyi vakit geçir dedim. Ama o neredeyse boğuluyordu. Hepsi benim hatamdı. Lanet olsun, benim hatamdı. Onu kurtarmaya çalıştım. Doktor Stevens, ne yapıyorsun? Sam, odana dön. Hemen geliyorum, tamam mı? Doktor Mills çok hastaydı. Yalan söylüyor Sam. Doktor Mills onu öldürdü. Sakın herkesi dinleme. Doktor Matthews'u dinleme tamam Sam. Herkesi incitmek istiyorsun. Kimseyi incitmiyorum Sam. Bana güven. Doktor Mills çok hastaydı. Doktor Yalan Stevens. Söylüyor Sam. Doktor Mills'i öldürdü. Doktor Mills'i ben öldürdüm. Herkesi hasta etmek istiyorsunuz. Lütfen sana asla zarar vermem. Bunu biliyorsun. Sana asla zarar vermem Sam. Kimseyi hasta etmiyorum. Sam, sana zarar vermeyeceğimi biliyorsun. Gözlerime bak. Kimseye zarar verme. Hayır, kimseye zarar vermeyeceğim. Sana asla zarar vermem Sam. Sana asla zarar vermem Sam. Hani sana yardım etmiştim, hatırlıyor musun? Resimler çizeceksin, istediğin kadar şeker yiyeceksin. Beraber televizyon seyredeceğiz. Seninle insanlara yardım edeceğiz. Herkesle ilgileneceğiz. Herkese yardım edeceğiz Sam. Herkese yardım edeceğiz. Sen kötüsün. Ben kötü değilim Sam. Beraber yapacağız. Kötü değilim. Hayır, kötü değilim Sam. Kötüsün sen. Very. Doktor Matthews. Barry. Doktor Matthews. Artık sana Doktor Matthews bakacak. Doktor Matthews bakacak. Sana Doktor Matthews bakacak. Artık sana Doktor Matthews bakacak. Değil mi sen? Değil mi? Evet. Evet.
Doktor Stevens. Bishop. Bishop. Neler oluyor? Sam, Sam çok tatlı bir çocuk. Birkaç yıl boyunca Doktor Stevens'ın hastasıydı. 4 yıl önce Doktor Stevens ona ameliyat etti. Doktor Stevens'ın yaptığı son lobotomi buydu. O ameliyat yüzünden Doktor Stevens ameliyatı bırakıp saplantı terapisine geçti. Burada basit bir hayatımız var Bayan Beale. Hastalarımız sevilmeyen, istenmeyen ve unutulmuş insanlar. Hepimiz bir aileyiz. Onların ailesiyiz ve herkes ev işlerine yardım ediyor. Sana yemin ederim ki bu yaşadığım en tuhaf şeydi. Ne yapıyorsun sen? Ben ölmedim ki sersem. Tamam, tamam. Seni tuttuk, tamam. Güzel kokuyorsun. Gerçekten mi? Cumartesi ne yapıyorsun? Ah Tanrım. See is what you make.